Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 22'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi sabah saatlerinde, erken saatlerde kalktık. Bayağı bir işlerimiz var. Bayağı bir yoğun çalışacağız. Bugün erken saatte kalktık. Direkt evden başladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi direkt evimizdeyiz. Şöyle direkt çıkışımızı yapalım. Kapımızı aç abi. Dışarıya çıkalım. Bir tek sıkıntılar yarattırıyor. Diğer kapımızı da açsın. Evet arkadaşlar, bugün bankaya gideceğiz. Kredi işleri vesaire bayağı var. Bayağı kalabalık. Bu arada arkadaştan aldığımız aracımız bayağı bir kaliteli bir araç. Kapat abi kapıyı. Kapat kapımızı da kapat. Camları da açalım. Kapılarımız vesairelerimiz açılıyor. Bayağı işlerimiz var. O yüzden bugün bayağı yoğun çalışacağız. Dediğim gibi saat sabah saatlerinde kalktık. Direkt bugün bankaya gidiyoruz. Bankadan kredi çekeceğiz. Kredi işlerini hallettikten sonra birkaç işlerimiz var. Bayağı bir yoğun çalışacağız anlayacağınız arkadaşlar. Bugün şehir merkezine ineceğim. Burada merkezden hemen kredimizi çekelim. Oradan sonra makineleri alacağım. Hızlı bir şekilde gideceğiz. Hızlı bir şekilde ekipmanları falan toplayacağız. Aa, burada da bir yer varmış ama bura neymiş? Şuraya bir hemen gireceğim, bakacağım. Ne alıyor, ne satıyor. Buraya bakmıştık ya. Koyundu. Aynen. Koyun. Her neyse arkadaşlar, kanalıma ilk defa geldiyseniz, beni ilk defa keşfediyorsanız, bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Bu arada M4 kasa BMW modu arkadaşlar, sizlerle beraber. Şöyle göstereyim. Bayağı bir güzel bir araç. Efsane bir mod. İnanın çok çok beğendim. Dönüşleri, virajlara girişleri falan bayağı bir iyi. O yüzden severek oynarsınız diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Şöyle kenara çekelim abi. Hemen kredimizi çekelim. Şöyle bir 300 bin liraya yakın bir kredi çekeceğim. Hatta bir 400 çekelim. Ne kadar veriyorsa çekelim abi. 400 500 Aynen. 500 lira çekelim. Aç abim kapımızı. Bugün yoğun çalışacağız arkadaşlar. Bugün bu makineyi direkt bırakacağım. Oradan bir çerdöver kiralamam lazım. Hatta sılaj makinesi kiralayacağım, öyle söyleyeyim. Sılaj makinesini kiralayıp oradan bir tane mod buldum. Güzel bir mod. Bütün işleri ona yaptıracağız gibi. Biz yapacağız ama yani neyse, videoda değil de birebir göstereceğim sizlere. Daha iyi anlayacaksınız. Ama burada zaten şey yok. Ama sılajda da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sılaj yapacağız. Önce şu aracı şuraya bırakalım abi. Çerdöverimizi falan getirmiştim buraya. Tamam, bununla işimiz bitti. Yine abi. Kapat kapılarımızı da. Bildiğiniz üzere, görmüş olduğunuz gibi Ford ve Erkut vardı. Keşke şu Erkut'un falan da kapıları açılmış olsa, var ya, güzel olacak da. Çatısı falan açılıyor. Şu aynalara katlanıyor. Bak, kapıyı açtırmak istiyor ama bu başka yeri istiyor herhalde ya. Aynen. Şöyle göstereyim. Birkaç yerinde var ama. Aynaları falan açıyor, kapatıyor. Keşke bunda da kapıları açma modu falan olsaymış. Güzel olacaktı aslında. Ama neyse, sıkıntı yok. Kısadan size şöyle bir söyleyeyim. Şu soldaki makineyi sattık.
Onu alacağım birazdan. Onu direkt satışını yaparız. Hatta şöyle, gerçi mağazaya gittiğimizde yaparız ya. Bir tane makine aldım. Bu arada bizim fen çalışıyor. Bayağı bir yoğun çalışıyor hem de. Bildiğin üzere geçen buradaki ilk bölümde sılajdan mısır almıştık. Bugün de sılaj yapacağız direkt. Sılaj yapmadan önce de bir tane yer almam lazım. Hayvanların yerini buldum. Güzel bir yeri var. Konumu gayet iyi, başarılı bir yerdi. Oradan şuradan şöyle gireceğiz ama bir öncekinden girseydik buradan geçer mi? Şöyle bir delilik yapsak. Vallahi geçiyor. Ya Erkut ya. Girmediği yer yok. Aslanım benim. Birkaç tane mod yaptım. Onları sizlere göstereceğim. O yüzden parayı fazla fazla çektim arkadaşlar. Mesela birinci modumuz bu. Ekici modu. 9 metre falan da herhalde. Hemen şöyle şuraya girelim. Horse'un 9 metre aynen. 9 metrelik ekicisi var. Bayağı bir güzel. Diğer ekicimizi de hemen satacağım. Aa, burada da banka varmış. Adamlar her yere banka koymuş ya. Buranın satın alma yeri falan nerede acaba? Şöyle şurayı bir dolaşayım ya. Zamanımız kısıklama, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bir an önce şu işlerimi halledeyim. Aa, buradaymış. Vay. O zaman abim, size ben bir tane makine satacağım. Ekiciyi satıyorum size. Hayırlı olsun. Şimdi bizim için ekiciyi sattığımıza göre bir tane sılaj makinesi kiralayacağım. Ama ne kiralasam? Fenti kiralayayım diye düşünüyorum da. Yani en güzeli fent. Borusunu bir tık uzun yapalım. GPS'imiz olsun. Bir tane kirala abi. Tamam mı? 8'de 10 bin liraya falan kiraladık. Ön makinesini de kiralayayım. O değil, o değil, o değil. Şimdi fentin olmadığı için şu. Aynen. Renk olayı yok. 6 metre. Bunun 9 metresi var mıydı ya? 7.5 9. Yani 9 çok uzun gelir. 7.5 metre iyi ya. Yani bizi kurtarır. 100 bin lira. Bunu da ilerleyen zamanlarda satın alacağım. Şu anlık gerek yok. Romorklara geldiğimiz zaman bir tane de romork kiralayacağız. Umarım o modu eklemişimdir diyecektim ki eklemişim. Olmazsa olmazlarımız. Bunu direkt satın alacağım arkadaşlar. Bunun fiyatı zaten gayet uygun. Yani sıra şu bir tane mod dedim. Bu modu kullanacağız arkadaşlar. Bunu da şeyde kullanacağım. Ekim işleri veya diğer işlerde kullanacağım. Bayağı bir kullanışlı, işime yarayacak. Onu da ilerleyen zamanlarda ikinci videoda kesinlikle söylerim. Bu arada bir tane daha Jondere diyorum. Massey Ferguson'umuz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir güzel bir araç. 225'ten 325 beygire kadar çıkıyor. Simice'da çalışıyor. Onu da sizlere göstermiş olayım. Şimdi dediğim gibi birinci modum. Ha, şunu mu kullanmıştık? Bu ekici değil değil mi? Zaten bu var. Bir de diğeri var. Aynen. Aynen şu geldi. Bu mod geldi. Onu da alacağım. Hatta onu gelmişken onu da alayım ya. Ben diğeriyle karıştırdım onu. Mibzeller. Ekici abi. Bu da 9 metre. Yani, aynen. Renk olayı yok. Teker geniş ve standart olmak üzere. İki tekeri var. Bunu da alalım abi. Paramızı biraz harcıyoruz ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunu götüreceğim. Götürmeden önce Full on me açıktı zaten. Umarım gelir peşimden diye düşünüyorum.
Şu zamanı bir tık hızlandıracağım arkadaşlar. Allah kahretsin. Neyse, zamanı bir tık daha hızlandırayım. Güneş doğsun abi, güneş olmadan olmaz. Hatta biz bir gün geçirelim ya. Aynen. Bir yarım saat, bir saat geçsin dedik ama çok hızlı geçti zaman. Yapacak bir şey yok. Hemen oradan önlerine takalım abi. Yine zararlardan biraz gitti ama İnşallah bu buna takılıyordur da beni uğraştırmaz. Hadi bu burada ölecek kalacak mı ya? İçi falan boş gerçi ama olmadı, flamingo'yu kullanırım ya, arkasına veririm bunu. Şu borusunu kaldırayım abi. Tamam mı? Nasıldı o? CTRL F 15 km'yle beni takip etsin. Gel abicim. Bunların malzemelerini falan hepsini ayrı ayrı alacağım. Önce tarlayı almam lazım. Daha doğrusu araziyi satın almam lazım. Araziyi satın aldığım zaman bayağı bir işlerimiz kolaylaşacak. Bu arada Fent de geliyor peşimden ama İnşallah araca takılmaz. Takılmadı vallahi. Öyle gördüm aynadan. Takılma, takılma. Hadi. Gel. Peşimden geliyor inşallah. Aynen şuradan görmüş olduğunuz gibi sol aynadan görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde geliyor. Güzel. Gel gel gel. Şu an göremiyorum ama şöyle biraz sağdan sağdan gidersem. Bunlara gübre falan alacağım. Gübreyi falan almadan direkt tarlaya sokacağım o aracı. Bu arada Fendt gelmedi ya. Tüh. Ben şunu şöyle kenara alayım abi. Ne yapıyorsun koçum? Bir sağdan bir soldan, ortadan aşağıdan. Ah Fendt, ah. Şu arkadaki arkada şeyi bir acayip durdu da. Toz olayı falan çok iyi ya. Ya romork çok büyük. O yüzden romorku kullanmayı tercih ettim. Hani yoksa buraya da bir şey ekleyeceğiz ama hala bir şey ekleyemedim. Aç abi. Bakalım bir şeyler ekleyeceğiz. Şimdi GPS olayını geldiğimiz zaman GPS'i nasıl açıyordum ya? Alt C sonra Alt S'ydi herhalde. Yok. CTRL S'ydi aynen. 7.5 tamam mı? A noktasını falan belirle diyor. Onu şimdi belirlemeyeceğim. Önce bir sılaj makinesine bir başlayalım abi. Buradan başlayacağım. Şimdi Alt S
Tamam mı? A noktasını belirleyelim. Devam ki. Tekrar sol CTRL'e S yaptığımız zaman B noktasını belirle. Sonra şerit takibini göster. Tamam mı? Sonra Alt X. Alt X'ten sonra F3'e basıyoruz abi. Kendi gidiyor. Bu kadar basit. Makinemiz şu an doluyor. Ben şu an hiç sağ sola basmıyorum. Direkt otomatik kendi gidiyor. Dolumu vesairesi de kolay olacak. İşleri de kolay olacak. Gayet rahat bir şekilde gideceğiz. Zaten sesim biraz sıkıntılıydı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yine aynı olabilir. Tekrardan söylüyorum. Kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir sıkıntılı grip olmuşum. Hala burnum falan akıyor. Ama sesim düzeldi diye düşünüyorum. Çünkü videolara yansıyacağını düşünmüyorum. Eğer yansırsa zaten video çekmiyorum. O yüzden kötü bir görüntü olsun istemiyorum. Şimdi şu an dönüşünü ayarlayacağım. Tekrardan dönelim abi. Dön 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 dön. Tekrar Alt X. F3'te bir iş devam ettiriyorum. Devam ki. İçerisinde yine ben varım ama tek farkı yani hizalı gidiyor. Şu an sağa sola hiçbir yere sapmıyor. Kendi otomatik yolunda gidebiliyor. Buradan tekrar Alt S yapıp şeridi kaldırabilirim. İstersem kapı açabilirim. Nokta olarak göster diyor. Nokta olarak gösterebiliriz. Yani bayağı bir güzel olaylar var. Buradan kaydedebilirsiniz. Mesela slash sağ tarafa kaydedi. T slash demiş. Düzenle. He. Aynen. Slash olarak değiştirdim. Şu an gayet rahat ve başarılı bir şekilde gidiyor arkadaşlar makina. Buradan bir U dönelim abi. Tekrardan Alt X. Yukarıya çıktıktan sonra tekrar dönüşte içiye veririz bunu. O makineyi, diğer makineyi çalıştırırız, Fendt'i. Oradan biz arabayla direkt şey almaya gideriz. Arazimizi. Araziyi aldıktan sonra işlerimiz bayağı bir kolaylaşır. Alacağım arazide neyse oraya gittiğim zaman gösteririm. Burada göstermek istemiyorum. Hayvanlarımız vesairelerimiz olacak. Yani anlayacağınız bayağı bir kalabalık işlerimiz var. Onları bir halledelim. Onları bir getirelim. Bunda dediğim gibi İtalyan haritasında tekrardan oynayacağım. Hani ne zaman bir video gelir bilmiyorum. Dediğim gibi hastalığımdan dolayı fazla video çekemiyorum. Bu videodan önce de Timelapse video çekmiştim. Erdal'la güzel bir haritada başlangıç yaptık. Onda da başlangıç yapmamızın sebebi şöyle bir şey. Hani Timelapse yaparsak orada hani farklı farklı içerikler döndere döndere yapmaya çalışacağız. Hani İlerisi devamı gelir mi bilmiyorum ama ikinci veya üçüncü bölümünü çektik. Yani üç bölüm rahat var. Onun haricinde bakalım ilerleyen zamanlarda ne videolar, nasıl videolar gelecek. Bakacağız duruma göre. Boruyu sapıtma dayı oğlum. Bu arada araç dolmuş. Ben şöyle bir gireceğim ama
Şurada bir az önce sohbet ederken araç dolmuş. Hadi benim romork vardı ama o romork olmaz. Şöyle yapacağız abi. Şu çalışsın. Tamam mı? Sen çalışmaya devam et abi. Ford'a taksak. Neyse Erkut'a takalım ya. Erkut'u yoracağız. Bayağı bir çalıştıracağız abimizi. Biraz düşük seviyelerde takılıyor ama güzel, sıkıntısız. Şuradan girelim hemen. Buralar tavuk için. Tavuk kümesi falan. Onlar da ilerleyen zamanlarda alacağım. Tavuğu almak istemiyorum şu anda. Benim romork şurada olması lazım. Aynen. En son mısırı buraya dökmüştük. Oradan sonra videoyu falan bitirmiştim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu romorku da ilerleyen zamanlarda değiştireceğim ama şu an gerek duymadım. Belki o diğer dolili romorktan alabiliriz. Aslında onun tonajı ne kadar onu da görmedim de. Belki onun yerine bir mod bulabilirsem ondan da getirebilirim. Kamış için romork vardı. O kamış için romork olanları bulursam yine onu getirebilirim aslında. Bayağı bir güzel işlevli falan, güzeldi onun. Ey maşallah maşallah, dumana bak dumana. Ne sürüyor ya. Bunları da alalım şöyle. İçimize buradan kolay gelsin. Şimdi onu işçiye vereceğim de. Bu büyük ihtimal takılmaz ya. Yalnız Erkut buralarda bayılıyorsa bunu hiç çekmez. Göremiyorum da. Şöyle bir bakacağım abi. Yok. Olmaz. Şunun yuvarlak olması lazım. Yuvarlak olmazsa olmuyor. Neyse onu işçiye verelim abi. Tamam mı? Ben peşinden gideyim. Bu arada onu da doldurmuş oluruz. İleride dururum. O romorku boşaltıp geliriz. Tekrar onu içiye veririm. O arada da dediğim gibi araziyi satın alırız. Bu arada abimiz de ucu ucuna gidiyor ha. Nereye boşaltıyorsun la? Manyak ya. Bazen böyle saçmalıklar yapıyor ya. Yani keşke yapmaz ama maalesef yapıyor abimiz. Maşallah. Fendle beraber çıktık ha. Orada fend, burada fend. Fendi seviyoruz ya. Şimdi fendçi dayı sen geri geri gidersen o da geri geri gider. Arkanızdan da ben dönerim, olur mu? Olur. Acaba bunu Flomi'ye versem. Şöyle yapalım. CTRL F.
CTRL F. Benim onu ikiye vermem lazım da. Tamam. Düşür hızını. Sağından gideceğim. Sağından sağından. Böyle. Bir tık daha yaklaşırsa. Yaklaş 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 yaklaş. Tamam. Tamam, bunlar gider abi. Hatta şuradan bir fotoğraf alırsam 10 numara olur. Şimdi benim direkt Ford'a binmem lazım. Şunu şuradan alalım bir. Bu diğer türlü de dönemeyecek. Hatta şöyle yapalım abi. Hiç uğraşmayayım Ford'u. Boş ver Ford'u. İndir abi. Çünkü Fendt her türlü onu çeker ama diğer Ford çekmeyebilir. Sen bir dönüş yap abi. Hatta dönerken de bir tane bir fotoğraf alayım bak. Dönebilecek mi bakalım. Onun yine tekrar sağından gidiyor ama. O sağından gidecek ya. Biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt bununla gideceğim. Arabayı boş verin. Direkt onunla gidelim abi. Şunun sesini bir tık açalım ya. Sesi az çıkıyor sanki. Motorumuzu da açalım. Ben fotoğrafı çekerim abi. Ayarlarız. Onlar kolay şeyler. Doğru mu gidiyoruz? Buradan şöyle sağa gider herhalde. Neredeyim ben? Aynen. Sağdan sola. Canavar ya, canavar. En azından hızlı bir şekilde gider halleder gelir. Öbür araç durmuş ama niye durdu? Hadi hayırlısı. Biz rampa aşağı inmeyip direkt soldan kendimizi rampa aşağı vurabilirdik ha. Neyse, yolları bilmiyoruz. Ona verelim abi. Arkamızdan gelen yok. Yapıştır direkt. Mekanımız burası arkadaşlar. Burayı komple satın alacağız. 200 küsür falandı. Hatta sizlerin huzurunda şöyleden satın alayım. Burayı şöyle satın alıyoruz abi. İnek meramız, gübre yığınımız falan. Kireç istasyonu, benzin istasyonu. Oralarda da güzel yerler var. Acaba sılaj için yer var mı? Oralara şöyle bir bakacağım. Burası süt alma yeri.
Muhteşem bir yer olmuş ya. Bayağı beğendim. Gübre yığınımız falan var. Sılaj için yok diye gördüm. Yani şöyle bir peyzajla dolaşırsam hafiften arkadaşlar. Tamam mı? Bura biyogaz falan filan. Aynen. Buralar bizim değil. Tamam. Yani şuraya bir tane yapabiliriz. En küçüğünden. Hemen silah hatlarımız abi. Aynen. Hem buraya yararlı olacak. Şuraya mı şöyle yapsak acaba? Oradan alıp yerimizi kurduk arkadaşlar. Bayağı bir güzel oldu. Umarım seversiniz. Şimdi buraya hayvanları falan da getireceğim. İkinci bölümde de onları hallederiz. Bir tane araç modu buldum zaten. Onlarla falan işler yapacağız. Zaten bir tane taşıma modumuz vardı hayvanlar için. Onu da kullanacağım. Bu küçük gelir mi, büyük gelir mi bilmiyorum da. Acaba büyüğünü mü kursaydım ya? Silah hatları. Bunlar değil abi, şunlar değil de. Orta boy da çok büyük ya. Bu sılaj olamaz ya. Bu ne diyor? Ait falan filan diyor. Yani sılaj için hiçbir şey demiyor. Şu var sadece silolarınız için. Yani bu da çok büyük. O yüzden kullanmayacağım. En güzeli bu abi. En güzeli bu. Boş ver. VTR'de I. Damperi falan çok iyi ya. Yani gerçekten çok güzel bir mod. Tek sıkıntısı şurada şaftının olması. Onu da traktör harici kullandırtmıyor. O sıkıntı. Mesela şu kafayı açması falan bayağı bir güzel. Biz direkt inelim abi. Şuradan direkt yukarı çıkacağım. Direkt tallanın içine giriyor zaten. Toz olayı falan muazzam ya. Direkt ileriye gireceğim. Zaten buradan soldan U çekip tekrar geldik. Boşuna gelmişiz biz. Yani o hiç ona gerek yoktu. Şimdi o bu dolmuş o yüzden. Neyse o dolmuş. Onu ileriye kadar götürelim. O da gelsin peşimizden. Hafiften hafiften gidiyorum. O en azından oraları ekin talimatı açık normalde. İşçi de olduğu için almayacağım. En azından buraları halletsin bu dayımız. Evet arkadaşlar, burayı ben burada sonlandıracağım. Şimdi o diğeri falan giremeyecek.
Burayı ben tekrar alırım. Buranın da bitmiş haliyle ikinci videoda, ikinci sezonda değişik hallerle çekerim. Zaten sılacı işini çekeceğim. Çok fazla burayı uzun tutmayacağım bilerek. Çünkü Erdal amcayla güzel bir sılacı videosu da çektik. Umarım orayı da beğenirsiniz. Bundan sonra gelebilir ya da önce o, sonra bu gelebilir. Bilginiz olsun. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.